Aydan sonra tekrar sizinle beraber olmaktan mutluluk duydum. Bu meclisimizin ilçemiz için ve hepimiz için hayırlı olmasını temenni ediyorum. Gündemimize başlıyoruz arkadaşlar. Öncelikle yeterli mevcudumuz var. 04.10.2024 tarihli meclis tutanaklarının okunarak oylanması. Meclis tutanakları dağıtılmıştır zannediyorum. İtiraz olan var mı arkadaşlar? Oylarınıza sunuyorum kabul edenler. Oy birliğiyle kabul edilmiştir. Diğer maddemize geçiyoruz. Bir süre uzatım talebimiz var arkadaşlar. Güneş Enerjisi Santrali projesi ile ilgili süre uzatım talebi. Bildiğiniz gibi arkadaşlar Çamdibi Mahallesi'nde Güneş Enerjisi Santrali yapmakla ilgili bir düşüncemiz vardı. Bununla ilgili imar plan tadilatlarını yapmamız gerekiyordu. Fakat kurum görüşlerinde bir gecikme oldu. İl Tarım Müdürlüğü görüş almak üzere Devlet Su İşleri'ne bir yazı yazmıştı. Bu yazının cevabı henüz tarafımıza ulaşmadı. Henüz daha bu olurlar gelmediği için bu plan değişikliğiyle ilgili sürenin uzatılması gerekiyor. Bu maddeyi de oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Teşekkür ediyorum. Komisyondan gelen yazılar 04.10.2024 tarihli Cumhuriyet Halk Partisi grubunun vermiş olduğu önergeyle ilgili plan ve bütçe komisyon raporu. Bu komisyon raporu, komisyondan bu rapor geldi arkadaşlar. Komisyon görevsizlik kararı verdi bunu. Bunu da bilgilerinize sunuyorum. Komisyonun önergesine oylarını da sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Komisyondan gelen yazılardaki ikinci madde, bir bölümün ölçekli uygulama imar plan değişikliği, belediye hizmet alanı ile ilgili imar komisyon raporu arkadaşlar. Bu konu hakkında görüş almak isteyen var mı? Buyurun Ahmet Bey. Bu Dostlar Market'in arkasında park alanı olarak gözüken yer. Evet. Belediyenin teklifi belediye hizmet alanı olarak burayı dönüştürmek. Ama bu yerinde park alanı olarak gözüktüğü için ve yani hali hazırda da kullanıldığından dolayı biz buna şer koyuyoruz. Yani muhalefet şer koyuyoruz. Ve alınan park alanının daha uzakta bir yerde gösterilmesi. Ve bundan dolayı yani bunu biz uygun görmedik. Peki. Bu biliyorsunuz Büyükşehir Belediye Meclisi'nde de gündeme gelmişti arkadaşlar. Oy birliğiyle geçmişti oradan da. Sadece bilgi niyetinde söylüyorum bunu. Peki oylarınızı da sunuyorum. Kabul edenler. Ahmet Bey kabul ettin galiba. Peki oy çokluğuyla kabul edilmişti arkadaşlar. Teşekkür ediyorum. Dairesinden gelen yazılar. Armagaz Arslan Marmara Doğalgaz Dağıtım AŞ'nin hisselerinin devredilmesiyle ilgili Mali Hizmetler Müdürlüğü'nün yazısı. Bildiğiniz gibi arkadaşlar Karamürsel'de doğalgaz sağlayıcısı firma Armagaz'dı. Armagaz faaliyetlerine son verdi. Bundan sonra Marmara Gaz artık Karamürsel'de ve bu bölgede hizmet vermeye başlayacaklar. Bununla ilgili Mali Hizmetler Müdürlüğümüzün bir yazısı vardı. Evet, bu konuyla oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Dördüncü olarak yapı kullanma izin belgeleriyle ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nün 01.11.2024 tarihli yazısı. Bunu komisyona havale edeceğiz arkadaşlar. Bu konuda buyurun Burhan abi. Ben de komisyona gönderelim diyecektim. Başka evet. Siz söylediniz. Evet. Komisyona göndereceğiz. Komisyonda tartışılmasını arz ediyoruz. Biraz detaylı bir konu çünkü. Evet. Ondan sonra meclisimize getirilmesinde fayda var. Onun için komisyona gönderilmesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, kabul etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Gündemimiz tamamlandı arkadaşlar. Gündem dışı söz almak isteyen var mı? Peki gündem dışı söz almayan da olmadığına göre gelmeyen arkadaşlarımızın izni sayılmasına bir sonraki toplantına zamanında arkadaşlar. 3 Aralık. 3 Aralık 2024 tarihinde saat 10'da yine belediye meclisi toplantı salonumuzda toplanılmak üzere oylarınıza sunuyorum. Başta söyledim Burhan abi. Gelmeyen arkadaş tekrar söyleyeyim. Gelmeyen arkadaşların da izni sayılmasına oy birliğiyle karar verilmiştir. Teşekkür ediyorum. Gündemi kapatıyorum. Biz teşekkür ederiz.